Bunu hocalara yemek yarışmasında lise öğrencileri en lezzetli yöresel ve Türk mutfağındaki yemekleri yapabilmek için yarışıyor. Eleme turlarında yaptıkları yemeklerle yarı finale yükselen 7 takım, finale yükselebilmek için mücadele verdi. Öğrenciler hünerlerini sergileyerek yaptıkları yemekleri jüri üyelerine sundu. Jüri üyeleri yemeklerden tadarak öğrencilere notlar verdi. Ayrıca jüri üyeleri genç yaştaki lise şeflere de tavsiyelerde bulundu. Öğrencilerin heyecanlı olduğunu belirten doçent doktor Alev Sökmen şunları söyledi. Öğrencilerimiz, liselerimiz bugün 7 tane lise yarışacak. Her günün birincisi geldi. Farklı okullardan. Çoğunun mutfak deneyimi yok aslında. Kendi becerileriyle Türk mutfağını, yemeklerini tanıtacaklar yine. Birinci oldukları yemekleri bugün sunacaklar. Birinci olunan yemekler yeniden yarışıyor olacak bugün. Çocuklar heyecanlı. Hepsi birincilik için yarışıyor. Biz de onların burada olmalarından çok mutluyuz. İnşallah bakalım geriye Final Four'a kalacak 4'ü belirleyeceğiz bugün. Haftaya da ayın 24'ünde de finalimizi yapacağız. Birincilerimizi belirlemiş olacağız. Son birincilerimizi belirlemiş olacağız. Finale 4 takımla devam edileceğini söyleyen Profesör Doktor Alptekin Sökmen de şu bilgileri aktardı. Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi Bölümü Uygulama Mutfağındasınız. 7 okulumuz yarışıyor ama bu 7 okulumuz da grup birincileri. Dolayısıyla biz 3 haftadır bu yarışmayı devam ettiriyoruz. Kastamonu'daki bütün liselere ulaştık. 38 lisemiz yarışıyor bu zamana kadar. 7 grup birincimiz de bugün yarı final için buradalar. Önümüzdeki haftada inşallah çarşamba günü tam da Türk Mutfağı Haftası'na denk gelecek şekilde 24 Mayıs'ta final organizasyonumuzu yapacağız ve son dördümüz final için, şampiyonluk için mücadele edecekler. Yarışma esnasında çok heyecanlandıklarını belirten lise öğrencisi Funda Kurtoğlu, "Bizim için bayağı zor oldu. Bu meslek üzerinden eğitim görsek bile yine de zor oluyor. Stres heyecanımızın önüne geçti. Elimiz ayağımız titriyor," dedi. "Bayağı zor oldu bizim için. Yani yine bu meslek üzerinden okusak bile yine de zor oluyor. Yani stres tabii ki de heyecanımızın önüne geçiyor ve yani elimiz ayağımız titriyor, öyle söyleyeyim. Bir de siyes çorbamız vardı, köfteli patates paçamız vardı, bir de helvamız vardı. Yani şu an bir ana yemekte tedirginlendim ama yani olması gerektiği gibi yaptığını düşünüyorum. Kazanmayı tabii ki de istiyoruz ama temennimiz o yönde, inşallah kazanırız. Köftenin içinde ise köfte, kıyma var, baharatları var, galeton var. Çok az bir iki yemek kaşığı. Patates paçası aslında bir nevi püre.